Suyun basıncı nedir ve su altındaki basıncı nasıl dengeleriz? Hava basıncı dünyamızı saran atmosferin içinde bulunan moleküllerin ağırlığıdır. Deniz seviyesindeyken hissettiğimiz basınç ortalama bir atmosfer veya bir bar basınç şeklindedir. Suyun da kendine özgü bir ağırlığı ve uyguladığı basınç bulunur. Sıvıların oluşturduğu bu basınca hidrostatik basınç denir. Deniz suyu 10 metre derinlikteyken atmosferin uyguladığı basınca eşit miktarda bir basınç uygular. Yani derinliğimiz 10 metreye geldiğinde üzerimizde hissettiğimiz basınç oranı bir atmosferden, bir denizden olmak üzere 2 bar şeklinde artmış olur. Kapalı ve içi boş bir şişeyle su altına indiğimizde şişenin içindeki havanın sıkıştığını görürüz. Şişenin hacmi de artan basınçla orantılı bir şekilde sıkışmaya başlar. Bu videoda gördüğümüz gibi 10 metre derinlikte şişenin içerisinde bulunan gazın hacmi yarı yarıya düşer. 20 metre derinliğe indiğimizde ise şişenin içindeki hava 3'te 1 oranında düşmüştür. İlk başta şişenin içindeki hava aslında halen orada durur. Fakat yoğunluğu sıkıştığı için artık daha az yer kaplamaktadır. Havanın yoğunluğu basıncın artışına göre yükselir. Örneğin 30 metre derinlikte bulunan bir şişenin içindeki hava yüzeydekinden neredeyse 4 kat daha yoğundur. Dalışımızın derinliği 10 metre arttıkça 1 bar basınç şeklinde artar. Örneğin 20 metre derinliğe daldığımızda hissettiğimiz basıncın oranı 3 bar olmuştur. 10 metre derinliğe indiğimizde ise vücudumuza uygulanan basıncın oranı toplamda 2 bar oranında gelmiş olur. Vücudumuzun 4'te 3'ü sudan oluştuğu için aslında artan bu hidrostatik basıncı çok fazla hissetmezsiniz. Fakat vücudumuzda bulunan hava boşluklarında sıkışmalar gerçekleşir ve bizim ilk hissettiğimiz basınç buralarda oluşur. Bu yaşadığımızın tam tersi de mevcuttur. Biz yükseldikçe hissettiğimiz basıncın oranı azalmaya başlar. 20 metreden 10 metre derinliğe yükseldiğimizde havanın hacmi 1 kat, deniz yüzeyine geldiğimizde ise 2 kat artacaktır. Tüplü dalışlarda derinlere inerken havanın hacmini arttırmak için denge yeleğinize hava eklemişseniz, derinliği azaltırken denge yeleğinizin içerisine eklediğiniz havayı birazcık boşaltmanız gerekir. Yeleğin içerisindeki havayı dengelemezsek aşırı genişleyen hava bizi çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru fırlatır. Bu konu dalış hastalıklarını anlatırken tekrardan bahsedeceğim oldukça önemli bir konudur. Suyun basıncı bizim dalış yaptığımız bölgelerde kurallara uyduğumuz sürece bizim için kendi başına zararlı değildir. Fakat su altında kaldığımız süre boyunca soluduğumuz havanın yoğunluğunu değiştirmeye başlayacağı için bu noktada dikkat etmemiz gereken başka önemli konular söz konusu olur. Artan ve azalan basıncın vücudumuza ve sıkışan boşluklara etkileri. Derinliğimizi arttırdığımız esnada sıkışan hava basıncı dokularımızın bu boşluklara doğru baskı yapmasına neden olur. Bu basıncın etkisini vücudumuzun çeşitli bölgelerinde rahatsızlık ve farklılık olarak hissetmeye başlarız. Eğer önlem almaz ve aradaki basıncı eşitlemezsek rahatsızlık acıya ve devamında hasara dönüşebilir. Vücudumuzdaki bu gibi sıkışmaları önlemek için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanırız. Bunun en mantıklı açıklaması ve uygulaması derinliği kademe kademe artırırken sıkışmanın henüz az bir şekilde hissedildiği hava boşluklarına hava takviyesi yaparak gerçekleştirebiliriz. Bu yönteme eşitleme denir. Vücudumuza basıncı yoğun bir şekilde ilk hissettiğimiz bölge genelde kulaklarımız ve sinüslerimiz olur. Burun deliklerimizi tıkayarak vereceğimiz hafif üfleme, sinüs ve kulaklarımız arasındaki artan basıncı östeki borusundan karşılayarak hava ile kolayca eşitlemenizi sağlar. Bu yaptığımız tekniğin ismi Valsalva manevrasıdır. Valsalva manevrası haricinde destekleyici olarak kullanabileceğiniz 3 teknik daha vardır. Frenzel tekniği, ağız ve burun kapatıldıktan sonra ağız tabanımızdaki adaleleri kasarak geniz boşluğundaki havayı östeki borusuyla orta kulağa yollamamızı sağlar. Edmonds tekniği, ilk 2 tekniği yaparken çenemizi öne doğru çıkararak manevraların etkisini artırırız. Şu şekilde. Tony B tekniği, ağız burun kapalı iken yutkunarak gerçekleştireceğiniz manevradır. Biz dalışlarımızda en çok Valsalva manevrasını kullanırız. Basıncı her hissettiğimizde kulak eşitleme teknikleri mutlaka kullanılmalıdır. Olası kulak eşitlemesini kaçırdığımız anlarda basıncın kulaklarımızdaki etkisini önlemek adına 1-2 metre yükselmeli ve kulaklarımızdaki basıncı düşürmemiz gerekir. Eşitlemeyi tekrar denemeli ve olası eşitlemenin gerçekleşmediği durumlarla karşılaşmamız halinde yükselmeye devam etmeli ve daha fazla zorlamamalıyız. Basıncı biraz daha düşürmeliyiz. Kulaklarımızı normalden fazla zorlamak kulak bara travması yaşamamıza neden olabilir.
Olası bir kulak baratırılması durumunda eğitmenle iletişimde kalmalı, gerekiyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Derinliğinizin artmasıyla beraber basıncı her hissettiğinizde eşitleme gerçekleştirirseniz kulaklarınızda rahatsızlık hissetmezsiniz. Alerji, grip, nezle, rüzgar, klima ve soğuk algınlıkları gibi nedenler hava yollarınızı tıkayarak eşitleme yapmanızı engeller ve ters sıkışmaya neden olur. Yükselirken sıkışma hissediyorsanız durun veya yüzeye çıkışınızı oldukça yavaşlatın. Gerektiği durumlarda birkaç metre alçalabilir, daha sonra çok yavaş bir şekilde tekrar yükselebilirsiniz. Bu yüzden hastayken veya bir sonraki günde dalış yapacağınızı biliyorsanız motorla yapılan seyahatlerden ve klimalı ortamlardan mutlaka kaçının. Ayrıca dış kulağımızın herhangi bir tıkaç, kir gibi bir nesneyle tıkanması da kulak sıkışmalarımızın nedenlerinden birisidir. Dalış yaparken kulaklarımızı kapayacak herhangi bir şey ile kulaklarımızı asla tıkamamız gerekir. Artan basınç ile birlikte maskenizin içindeki hava da sıkışmaya başlar. Bu gibi durumlarda hafifçe burnunuzdan hava vererek maskenizin içerisindeki havayı eşitleyebilirsiniz. Maskenizin yüksek basınç ile yüzünüze yapıştığı durumlarda asla maskenizi vakum yaparak dışarı doğru şu şekilde çekmemelisiniz. Bunun en basit yöntemi maskenizin alt tarafını kaldırarak, şu şekilde kaldırarak rahatlatmaktır veya maskenize bir miktar hava vermek. Maskenizi kuvvetli bir vakum ile çıkarma denemesi gözlerinizi ve yüzünüze zarar verebilir. Şu şekilde çektiğinizde yüzünüze zarar verebilir. Dolgu gibi tedavisi yapılan dişlerinizin içinde kalan minik hava kabarcıkları da suyun altında derinlik arttıkça sıkışır ve dolgularınızın yerinden oynatabilir. Ya da sıkışmanın sinirlerinize dokunmasından dolayı ağrı olarak kendini gösterebilir. Diş hekimlerine tedavi olduğunuz esnada dalış yaptığınız ve tedavi esnasında dolgunuzun içerisinde hiç hava kalmamasını söylerseniz bu problemi de hiç yaşamadan çözmüş olursunuz. Bir sonraki ve en çok yaşanan sıkışma türü ise mide ve bağırsaklarımızda gerçekleşir. Özellikle dalış öncesi tüketilen kola, gazoz gibi asitli içecekler midemizin ve bağırsaklarımızın içerisine sıkışıp su altında gaz sıkışmasına ve beraberinde ağrılara neden olabilir. Bu yüzden dalış öncesinde asitli içeceklerden mutlaka uzak durmak gerekir. Azalan basıncın da vücudumuzda çeşitli etkileri vardır. Özellikle nefesimizi tutarak gerçekleştirdiğimiz serbest dalışlarda ciğerlerimizdeki hava biz alçaldıkça sıkışmaya başlar ve yüzeye doğru döndüğümüzde tekrar genişleyerek eski hali alır. Tüplü dalışları yaparken ise durum bambaşkadır. Derinlerde soluduğumuz hava bulunduğumuz derinliğin basıncı ile yoğun ve sıkışmış bir havadan oluşur. Soluduğumuz bu yoğun hacimli havayı tekrar geri verdiğimiz yani nefesimizi tutmadığımız sürece basınçtan kaynaklı herhangi bir problem yaşamayız. Fakat nefesimiz farkında olarak veya olmayarak tutar, yükselme hatası yaparsak ciğerlerimizdeki sıkışmış halde bulunan hava dışarı çıkmak isteyeceği için ciğerlerimize baskı uygular. Suyun altına indirip orada şişirdiğimiz balonun yüzeye geldiğinde genleşerek patlamasını düşünecek olursak bir dalgıcın su altında başına gelebilecek en olumsuz durumlardan birisini oluşturur. Aslında kural oldukça basittir. Tüplü dalışlarda asla nefesini tutma ve devamlı bir şekilde nefes alıp ver. Ciğerlerimizin aşırı genleşmesi 1 metre gibi az diyebileceğimiz derinliklerde bile gerçekleşebilir. Dokularımızda genleşmeye bağlı olarak yaşanan travmalara baratravma denir ve en etkili olan baratravma ciğerlerimizde gerçekleşir. Su altından yüzeye çıkışlarda karşılaşılan travmanın esas nedeni nefes tutma ile birlikte karşılaştığımız travmalardır. Normal nefes alıp verdiğiniz sürece ciğerleriniz kullandığınız havayı ortam basıncına göre eşitler ve dalışlarınızın sağlıklı ve keyifli bir şekilde geçmesine yardımcı olur. Uygulamadaki deniz dalışlarımızda en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi sığ sularda yaptığımız becerilerde bile vücudumuz direkt nefes tutma eğilimine giriyor. Eğitimlerimiz sürecinde bu gibi nefes tutma refleksimizin üstesinden gelerek nefes alıp verme eylemini bir alışkanlık haline getiririz. Su altında regülatörümüzü ağzımızdan çıkardığımız anlarda bile nefes tutmamak artık refleks bir hale gelir. Scuba ekipmanı size havayı ortam basıncında ve sizin istediğiniz miktarda size verecek şekilde tasarlanmıştır. Fakat derinlik arttıkça sıkışan havanın içindeki yoğunluk da artmaya başlar. Yani 10 metrede çarpı 2, 20 metrede çarpı 3, 30 metrede çarpı 4 olacak şekilde bir yoğun hava solmak zorunda kalırız. Aynı şekilde havayı tüketim miktarınız da 2, 3, 4 misli şeklinde artmaya başlar. Bu bize derinlere daldığımızda havamızın neden çok daha hızlı tükendiğini de açıklar. Tüplü dalış esnasında hava kullanımınız oldukça yavaş ve derin olmalıdır. Vücudunuz ise minimum hareket edecek şekilde sadece paletlerinizi kullanarak ilerlemelisiniz. Elleri ve kolları yoğun bir şekilde kullanmak hızlı hava tüketimine neden olur.